Arkadaşlar merhabalar bu videomda benzerlik konusunda kazanım odaklı sorular kısmındaki 5. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız kelebek benzerliği. Kelebek benzerliği yukarıdan aşağı oranlamalar birbirine eşittir arkadaşlar. Yalnız yukarıdan aşağı şu AB bölü DE bir de yukarıdan aşağı doğrularda aynı doğru üstünde olacak tekrarlı olmayacak arkadaşlar. Aşağıda da örnek soruları var. Yukarıdan aşağı dediğim sağdan sola da ya da soldan sağa doğru da olabilir arkadaşlar. Tekrarlı olmayacak ama 6 bölü 9 mesela 2 bölü x eşittir gibi gibi örneği de var zaten bizim işimiz şuradaki sorularla hadi bakalım birinci soruya şöyle bir bakalım arkadaşlar birinci soruda arkadaşlar da tabii kelebek benzerliği olması için şunların da paralel olması şartı var tabii ki var mı kelebek benzerliği var hemen bakıyoruz arkadaşlar kaça kaç 4 bölü 3 hocam hemen yazıyoruz 4 bölü 3 eşittir yukarıdan aşağı 6 bölü x e. buradan 4x eşittir 18 iken x de buradan 18 bölü 4 çıkar. Yani 9 bölü 2 buluruz cevabı. Birinci soru balık kesir çıktı geldik ikinci soruya. ms bölü sr ne verilmiş arkadaşlar? 4 bölü 3 yani burası 4k iken burası 3k verilmiş. Bir de np'den bahsetmiş. Arkadaşlar şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Kelebek benzerliği var mı? Var. E kelebekteki oran soldan sağa 4'e 3 ise... E o zaman burada da 4'e 3. 4A ise burası da 3A diyebiliriz niye NP verilmiş çünkü bana. Ben NP'ye yoğunlaşmak zorundayım. Adam sana 7A'yı vermiş mi vermiş. Kaç vermiş kardeşim? 7A'yı 35 vermiş. Buradan A'yı kaç bulursun? 5. Hocam A5 bizden SP isteniyor. Yani 3A isteniyor. SP uzunluğu 3A, A da 5 olduğundan cevabımız da kaç çıkar? 15 çıkar. Evet ikinci soru C an oldu. Geldik 3'e. O ilginç bir paralellik hocam. Şunlar birbirine paralel verilmiş. Bir de ekstradan şununla da şu birbirine paralel verilmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Niye? BC ile FG. Bakın FG ve BC. Yani şunun tamamı. Öncelikle sayılar nerede? Hocam 10 desen 2 desen burada da var. Şu 2 de 2 de altta yok bak. Öncelikle şuradaki kelebek. Kelebekler havada uçuşuyor. Öncelikle şuradaki bir kelebek var mı arkadaşlar? Var. Buradaki kelebekteki oran kaça kaç arkadaşım? Hemen oranı yazalım. Oran kaça kaç arkadaşım burada? Hocam 10'a 2. Nereye yazacağız ama? Buraya yazsam bir işime yarayacak mı? Vallahi yaramayacak gibi. BC'yi mi vermiş bana? Adam BC'yi vermiş o zaman. Ne verilmişse ona baksana kardeşim. Hop 24 vermiş. O zaman buraya yoğunlaşalım arkadaşlar. 10 bölü 2. 10 bölü 2 dediğimiz nedir? 5 bölü 1'dir. Yukarıdan aşağıya 5K'ya K oran olacak arkadaşlar. 5'e 1 oran oldu ben. E adam sana 6K'yı 24 demiş. 6K 24 ise K'yı buradan 4 buldum. Hocam K 4. E şimdi şurada da bir kelebek benzerliği yok mu arkadaşlar? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? 4 bölü 6. 4 bölü 6 eşittir. 2 bölü x olmayacak mı arkadaşlar? 2 bölü x eşittir. Yarısı yarısı x de buradan kaç yapıyor o zaman? 3 yapıyor. Evet 3. soruyu böylelikle akçay bulduk. Geldik 4'e. Yine kelebekler havada uçuşuyor. Nasıl hocam? Bakın bir şurada var. Birincisi. ikincisi burada var. Üçüncüsü bir de büyüğünde var arkadaşlar. Paralel doğrular arasında arayacağız ama. Hangileri içmeye yarayacak? Sayılar biraz belli edecek. Bakın şunlar birbirine paralel. Bu paralel doğrular arasında. Hocam 3 var burada. Aha ilk önce şu kelebeğe bakasım geldi. Sayılar burada. 2 bölü 3 oran isteniyor. Benden ne isteniyor? AB. AB'ye yoğunlaşacaksın. Yani sen buradaki X'i bulmaya çalışacaksın şimdi. E hocam bu kelebekteki oran kaça kaç? 2 bölü 3 yaz. istediğin yere yaz. Buraya 2K buraya 3K yazsam. Aa hocam bir de şurada bir kelebek çıkmış oluyor. Bak 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 bak. 2'ye 3 yazdığım zaman x'e de baktığım zaman şuradaki kelebeğe dikkat edeceğiz o zaman. Bitti mi soru? Bitti. Hocam yukarıdan aşağı oran 2 bölü 3. Yani 2K'nın 3K'ya oranı eşittir. 1 bölü x değil midir? Aynen öyle. Buradan da x ne geldi arkadaşlar? 3 bölü 2 mi geldi? Yani 1.5 mı geldi? Evet. Bizden Ali Bey uzunluğu isteniyor. Ali Bey uzunluğu da neye eşittir? 3 artı x'e eşittir. Yani x 1.5 olduğundan cevabımız da kaç yapar? 4.5 yapar. 4. soruyu Denizli bulduk. Geldik 5'e. Hocam paralel kenar demiş. Karşılıklı kenarlar nedir? Birbirine paraleldir. Hocam şunlar birbirine paralel. Hatta şunlar da birbirine paralel. Ama şu paralellik bana yetiyor bakarsanız. Hocam bu paralel ya. Bak paralel doğruların üstünden böyle karalarsanız daha rahat görürsünüz. Paralel doğrular arasında ince ayrıntıdır. Kelebek varsa kelebeği uygulamanızı tavsiye ediyoruz tabii ki. Evet kelebek var mı? Var. Zaten burada e, verilen bilgiler de bizi bazen yönlendiriyor. Adam sana BC'yi 3K demiş. BF'yi kaç demiş? 5K demiş. Hocam BF 5K ise buraya ne kaldı? 2K kaldı. E burası 3K ise paraya kenardan dolayı burası da 3K. Bakın 3'e 2 oran çıktı mı? Kelebekte çıktı. Ali Bey uzunluğuna yoğunlaşacaksınız. Ali Bey uzunluğu 15. Yani senin şurası da 15. O zaman buraya yoğunlaşacaksın. 3'e 2 oran varsa hocam burası 3 xken burası 2 xtir. Toplamda 5x eşittir 15 olduğundan x'i de buradan 3 bulur muyuz? Buluruz. A benden de isteniyor. DE uzunluğu da 3x'e eşit olduğundan cevabımız kaç çıkar? 9 çıkar. 5. soru akçay oldu. Geldik 6'ya. Bak şimdiden veriyorum. Paraya kenarda da hep söyleyeceğim. Paralel doğrular ve açıortay aynı anda verildiğinde ya paralel doğrularda açıortay aynı anda verildiğinde Z'ye dikkat edin. Bak. Z hocam. Ya yani ne var burada? Hop hem benzerlikte hem de paralel kenarda Eşkenar dörtgende, dik dörtgende, karede çok kullanıyoruz bunu. O yüzden şimdiden altyapıyı sağlam tutalım. Hocam Z kullandık. Bak Z'den dolayı nokta açısı oldu. Şunlar paralel olduğundan dolayı. Aa hocam ne çıktı burada? Noktaya nokta. Yani bir ikiz kenar üçgen çıktı mı arkadaşım çıktı. Sonra başka bir şey verilmiş mi? 4 verilmiş, 12 verilmiş. Başka da bir şey verilmemiş. Tamam. Buranın 12 olduğunu biliyoruz. Hocam işte tamam. 12 olduğunu biliyorsun da o zaman 12 olduğunu kullan. Baksanız ya burada 4 ve 12'ye baktığınız zaman şöyle bir kelebek benzerliği var mı dostum? Var. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşım? Kelebekteki oran 4 bölü 12. 4 bölü 12 dediğimiz kaçtır? 1 bölü oran 1 bölü 3'tür. İster buradaki oranlamayı yaz. ister buradaki oranlamayı yaz. Bakalım yazalım. A iken burası 3 A mıdır? Evet. E hocam adam sana şununla da şunu paralel vermiş. Boşu boşuna kullanmayacağız. Kullanmayacağız. Değil Kullanacağız değil mi bunu? Hocam burada 3'e 1 oran var yani koldan kola geçiş. Burada da koldan kola geçiş 3'e 1 3'e 1 mi olacak? Yani burası da 3x mi olacak? 3'e 1 orandan dolayı. Evet 4x eşittir 12 ise x de buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Cevabımız böylelikle edremiz oldu. 6. soru da arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Şekil 1'de zemine paralel 120 cm uzunluğunda AB ötü masası, CB üstü ve DA üstü ayaklarının A üstü B üstü köşeleri AB noktalarının zemin üzerindeki dik yüz düşümleridir. Evet dik yüz düşümü ise yani burası 120 ise Alt tarafta sana ne diyor? 120 santimetre kardeşim diyor. E burada 40'a 120 var hocam. E burada bunlar birbirine paralel ya. Ne çıktı burada? Bir kelebek benzerliği çıktı mı çıktı. 40 bölü 120 nedir arkadaşım? 1 bölü 3. E o zaman burada 1'e 3 oran var. A iken burası nedir? 3A. Dikkat et bu üyüt A'ya 3A. Hatta eşitse burası da A'ya 3A. Neyse bir tanesini yazmam yeterli olacak galiba. Devam edelim. E burada şekil 2, şekil 1'de toplam bu bu şekilde böyle ayakları yakınlaştırmışlar böyle arkadaşlar. E buradaki biraz önce A'ya 3A değil miydi arkadaşlar ayağın uzunluğu? Ve CK uzunluğu hala daha burası A burası 3A değil mi? Evet. E burada da bir kelebek benzerliği var mı? Var. Hocam A bölü 3A eşittir. Buraya N diyeyim isterseniz. 30 bölü N'den dolayı N'i buradan kaç bulursunuz? 90 bulursunuz. Evet N'i 90 bulduk. Bizden ne isteniyor? X artı Y toplamı nedir diye soruluyor. Ayakları böyle daraltınca arkadaşlar buradan X gelmişim buradan da Y gelmiş oldu ya. E dikkat edin arkadaşlar bunun tamamı da zaten en başta 120 santimetre olarak verilmişti. E X artı 90 artı Y'nin sen 120 olduğunu biliyorsan X artı Y de buradan kaç yapar arkadaşlar? 30 yapar. Yani böylelikle kaçıncı soru arkadaşlar bu? 7. sorunun cevabını Cihan bulmuş bulunuyoruz. Ve o zaman 5. bölüm testinde bitirmiş bulunuyoruz. Yani o zaman diyoruz? Bir sonraki videoda 6. bölümün testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.